Hangi dalda olursa olsun her zaman kimdir o en iyisi tartışmaları yapılır. İşin WWE boyutunda da birçok isim söylenir durur. Birisi dendiğinde genelde başka birini düşünenler buna muhalif olurlar. Ancak çoğu kişinin hemfikir olduğu biri var ki tüm güreş alemi tarafından saygıyla karşılanıyor. Mark William Calloway. Öyle büyük bir güreşçi ki bu işe tam 33 senesini verdi. Bunun da 30 senesi sadece WWE'de geçti. Başladığı günden itibaren insanların her zaman dikkatini çekmeyi başardı. Mean Mark, The Master of Pain, Dice Morgan, Texas Red gibi birçok ringada oldu. Ancak tüm dünya onu The Undertaker olarak tanıyor. WWE'de dolu dolu 30 yıl geçiren Undertaker'ın kariyerindeki bazı şeylere sayılarla değineceğim. Hadi başlayalım. 22 Kasım 1990'da düzenlenen Survivor Series'de güreşseverler onun ihtişamlı halini ilk kez gördüler. Öncesinde onu takip eden kişiler elbette onun kim olduğunu biliyordur ancak WWE izleyicileri için yeni biriydi o. The Undertaker ilk geldiği andan emekli olduğu ana kadar tam 10.958 gün boyunca WWE'deydi. Debut maçı olan geleneksel Survivor Series maçında iki WWE Hall of Famer'ını eledi. Bunlar Dusty Rhodes ve Coco Beware'di. Henüz WWE'deki 370. gününde devrin adamı Hulk Hogan'ı yenerek WWF şampiyonu olmayı başardı. Bu aslında o dönem için öyle büyük bir başarıydı ki ondan önce kimse şirkete geldikten bu kadar kısa bir süre içinde ana kemeri kazanamamıştı. Ki kazandığı kişi de Hulk Hogan olunca daha da değerli oluyor. Tabi elbette Ric Flair'ın yardımını da unutmamak gerekli. Survivor Series 1990'da gelen The Undertaker, Survivor Series 1991'de ilk kez ana kemer kazanmıştı. Hogan'ı yendiği bu maçın başka bir detayı daha var. Survivor Series pay-per-view'ü başladığı günden beri konsept bir şovdu. Her maç 5'e 5, 4'e 4 hatta 10'a 10 olacak şekilde takımlara ayrılıp elemeli yapılıyordu. Ancak 1991'deki bu maç Undertaker ve Hulk Hogan'ın birebir maçıydı. Survivor Series pay-per-view tarihinin ilk birebir maçını kazanmıştı aslında Undertaker. Undertaker'ın gücünün kaynağı olarak görülen Urn, Paul Bearer tarafından taşınıyordu. Bu alet Undertaker maçta ne zaman yere düşse yerden kalkmasına ve sanki gücünü sıfırlamasına da sebep oluyordu. Urn elbette rakipleri için önemliydi. Ona sahip olunca Undertaker'ı da kontrol edebileceklerini düşündükleri için onu çaldılar. Urn toplamda tam 7 kere çalındı. WWE'nin tam 19 farklı programında Undertaker'ı gördük. Bunların başında Raw ve SmackDown geliyor. Hatta Raw'un 1992'de yayınlanan ilk bölümünün main eventinde Damian Demento'yu yenen kişi de The Undertaker'dı. Raw demişken tarihte yapılan ilk WWE draftında Raw'un birinci sıra seçimi de The Undertaker'dan başkası değildi. Kendisi buna çok sinirlenmiş ve arka alanda oturup beraber izlediği arkadaşlarının yanından ayrılırken ortalığı dağıtmaya çalışmıştı. WWE'nin oyunları her zaman Amerika başta olmak üzere popüler olmuştur. Dövüş oyunlarını çoğumuz oynadık ancak gerçekten izlediğimiz bir organizasyonda güreşen kişileri yönlendirdiğimiz dövüş oyunları elbette hepimizin ilgisini daha da çok çekebiliyor. WWE oyunlarının kapakları da genelde unutulmaz oluyor. Undertaker tam 16 kez oyunların kapaklarında yer almıştı. Kariyeri boyunca 175 pay-per-view maçına çıkmış, bunların 99'undan da galip ayrılmıştı. Oran olarak bakarsanız aslında başarılı da diyebilirsiniz. Çok büyük bir güreşçi olduğu için dönem dönem yükselmekte olan isimlerin başarılarını kanıtlamak için yenmesi gereken kişi olarak da boy göstermişti. Bir kere kendisine karşı bile maça çıkmıştı. Survivor Series 1991'de ilk kez bir pay-per-view posterinde yer almıştı. Emekli olduğu Survivor Series 2020'nin posterinde de o vardı. Tüm kariyerinde toplamda 70 kez pay-per-view kapaklarında onu gördük. Bu muhteşem bir sayı. Shawn Michaels'a karşı çıktığı Hell in a Cell maçı yalnızca Undertaker'ın ilk Hell in a Cell'i değil, aynı zamanda bu maç türünün tarihteki ilk örneğiydi. Kardeşi Kane'in WWE debut için özel olarak yapılan bu maç türü zamanla Undertaker'ın özel türü gibi algılanacaktı. Tarihteki ilk 5 Hell in a Cell maçının 4'ünde o vardı. Toplamda 14 kez Hell in a Cell maçına çıkıp bunların 8 tanesini kazanmayı başardı. Undertaker'ın en uzun süren birebir maçı da bir Hell in a Cell maçıydı. WrestleMania 28'de bir önceki senenin intikamını almak isteyen Triple H'e karşı bir Hell in a Cell maçtaydı. Shawn Michaels'ın konuk hakem olduğu bu maçı Undertaker kazanmayı başarıp seriyi de devam ettirmişti. End of an era, yani bir devrin sonu olarak anılan bu maç tam 30 dakika 52 saniye sürdü. En uzun birebir maçı buydu. En kısa birebir maçıysa Colonel Mustafa'ya karşıydı, yani Iron Sheik.
18 Şubat 1992'deki bu maçı Undertaker kazandı. Maç sadece 18 saniye sürdü. WWE'nin 4 büyük pay-per-view'ından biri olan Royal Rumble'da da Undertaker korkulan isimlerden biriydi. Konsept olarak zaten Undertaker gibi iri bir güreşçiyi elemek pek de kolay değil. 11 kez Royal Rumble'a katılan Undertaker toplamda 39 kişiyi elemeyi başardı. 2007 yılındaki Rumble'ı da 30. yani sonuncu sıradan gelip kazandı. Bu da tarihte bir ilk. İlk kez bir güreşçi 30. yani sonuncu sıradan gelip Royal Rumble'ı kazanmıştı. WrestleMania dediğinizde zaten aklınıza gelen ilk kişi de Undertaker. WrestleMania 30'da Brock Lesnar'a kaybedene kadar tam 21 maçta 21 galibiyet almıştı. Bir daha birinin bu seviyelere çıkabileceğini pek zannetmiyorum. Toplamda 27 WrestleMania maçına çıkıp yalnızca 2 kez kaybetti. Ulaşılması zor, belki de imkansız sayılar bunlar. Tabii tüm bunlar WWE'nin elinde olduğundan isterlerse ileride başka birine bu rekorları kırdırabilirler. Bu kadar çok WrestleMania maçına çıkmasına rağmen bunların hiçbirine kemerle çıkmadığını da belirtelim. Ancak 3 kez kemerle ayrıldı. Evolution üyelerinin her birini de WrestleMania'da yenmeyi başardı, bunu da unutmayalım. WWE öncesi kariyerinde de iki farklı şirkette iki ana kemer olan Undertaker'ın aslında birçok ödülü var. Güreş dünyasındaki önemli kaynaklardan biri olan Pro Wrestling Illustrated yıl sonu ödüllerinde tam 7 kez Undertaker'ı seçti. 2003 yılında yılın en iyi 21. 2002 yılında ise yılın en iyi 2. güreşçisi seçti onu. Diğer bir kaynak olan Wrestling Observer Newsletter'da olumlu ve olumsuz bazı ödüllerde Undertaker'ı seçti. 1990 ve 94 yılında en iyi gimmick ödülü, 1991'in en iyi heel'ı, 2007 yılında Batista ile olan feud'u yılın en iyisi seçildi. 2009 ve 2010'da Shawn Michaels ile yaptıkları maçlar yılın en iyileri seçildi. Olumsuz olanlara bakarsak, 2001 yılında Unforgiven'da Kane ile beraber Crane'ye karşı çıktıkları maç yılın en kötü işlenen maçı seçildi. 2018 yılındaki Crown Jewel'da DX vs Brothers of Destruction maçı yılın en kötüsüydü. Duyması biraz garip gelecektir ama 2001'de yılın en abartılan güreşçisi seçildi. 1993 yılında sırf iri bir güreşçi olduğu için karşısına çıkan Giant Gonzalez'le olan feud'u da yılın en kötüsü ilan edildi. Bunların yanı sıra Undertaker WWE'de toplamda 15 kez kemer kazandı. 4 kez WWE, 3 kez World Heavyweight Championship olarak tam 7 ana kemeri var. 1 kez Hardcore şampiyonluğu var. 7 kez Tag Team şampiyonu, bunların 3 tanesi Kane'le beraberdi. Kane onun kariyerindeki en önemli rakiplerden biriyken, Tag Team partneri olarak en önde geleniydi. İkili Brothers of Destruction olarak 11 pay-per-view'de galip geldiler. Kane ve Undertaker 19 pay-per-view maçında karşı karşıya geldiler. Bunların 14 tanesini Undertaker kazandı. Evet, The Undertaker'ın 30 yıllık WWE kariyeri gerçekten göz doldurucu. Bu büyük kariyerden sadece bazı şeylere değinebildim. Daha elbette onunla ilgili anlatacak çok şey var. Bir soruyla kapatacak olursam, size göre The Undertaker tüm zamanların en iyi güreşçisi mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiyseniz de videoyu beğenirseniz çok sevinirim.